Yani 1000'e yakın bir başvurumuz var. Yani bunun 260 civarı eş başkanlık, diğerleri meclis üyeliği olmak üzere bir başvuru söz konusu. Tabii şu anda bizim hem eş başkanlık hem meclis üyeleriyle ilgili ikinci tur sürecimiz başladı. Mülakatlarımız var, kriterlerimiz doğrultusunda, siyasetimize yaklaşım noktasında. Bizim mülakatlarımız bittikten sonra dosyalarımız komisyona tekrar geliyor ve bizim çok geniş bir yelpazeye yaydığımız delegasyon sistemiyle ön seçimler yapılacak ve bu ön seçimler bütün ilçelerde yapılacak. Ön seçimlerden önce delege listelerimiz zaten ilçelerimize asılacak. Burada hem adaylarımızın kendilerini tanıtması sağlanacak hem de delegelerimizin delege olduklarını bilmesi için önemlidir bunlar. Bu bir süreç dahilinde işleyecek. Delegasyon ve aday adaylarının tanıtımından sonra ki süreçte ön seçim başlayacak. Ön seçimde de ortaya çıkacak olan sonuca göre halkımız ne karar verirse 50 artı 1 olacak şekilde biz bu karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Çünkü biz yaz döneminde yapmış olduğumuz halk buluşmalarımızda halkımızın en önemli isteği bu süreçten sonra bütün aday adayları ve siyaseti belirlemeye halkın inisiyatifinde olmasıydı. Ve biz de bunu baz alaraktan bundan sonraki süreci halkımızla birlikte devam ettireceğiz. Başvurulara şu şekilde bakmak gerekiyor. 2016'dan itibaren atanan kayyumlar, siyasilerin cezaevlerine konması, siyasi kadroların tutuklanması, cezaevlerine konması, kayyum siyasetiniyle demokratik siyaseti baskı altına almaya çalışan bir faşist zihniyetin aslında amacına ulaşamadığında bir göstergesi oldu. Çünkü burada aday adaylarımızın profillerine baktığımız zaman, aday adaylarımıza baktığımız zaman kayyum sistemine karşı ciddi bir muhalefet olduğunu, bir tepki olduğunu görüyoruz. Burada sadece bir eş başkanlık veyahut da meclis üyeliği olarak bakmıyor adaylarımız. Burada kayyum siyasetine, faşist sisteme karşı bir tepki olarak şu anda aday adaylıklarını koyuyorlar ve sürece bu şekilde katılıyorlar. Söyledik, sandıklarımızı zaten ilçelerimizde kuracağız. İlçelerimizde kuracağımız sandıklarda hem belediye meclis üyeleri, hem belediye eş başkanları, Büyükşehir Belediyesi için bizim sandıkları kurmuş olacağız. Sandıkları kurduğumuz zaman da delegasyonun özellikle zaten herkes bu konuda hemfikir olacak ve haberdar olacak. Bütün delegasyondaki arkadaşların gelip oy kullanmasını ve bu halkın geleceğini, halkın kendisini belirlemesini söylüyoruz. Şundan kaynaklı olarak, evet biz belediyeleri zaten alacağız. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ancak biz diyoruz ki halkımızla birlikte öyle bir strateji ortaya koyalım ki bu kayyum zihniyetinin artık bir daha halkın iradesini gasp etme cesareti gösteremesin.